Evet, dünyada cennet olur mu? Olur. Burası Mersin'se, Silifke ise her şey olur. Burada cennet de olur, cehennem de. Her ikisi de var. Mersin'de cennet ve cehennem obruğuna geldik. Gişeden ben İstanbul'dayken şey almıştım, müze kartı almıştım. Bunu dijitale çevirttirdim. Müze kartı uygulaması indiriyorsunuz. Dijital uygulaması üzerinden bilet satın alabiliyorsunuz. Zaten 60 lira hiçbir şey değil ama. Olsun, belki kalabalık giriyorsanız. Bir defa aldığınız zaman tüm Türkiye'de yaklaşık bir yıl boyunca biletinizi kullanabiliyorsunuz. Ve burada da müze kart geçerli. Müze kart bazı yerlerde geçerli olmadığını da söyleyeyim. Önce cehennem obruğuna gideceğiz. Eskiden cehennem obruğunda, bakın, karşıda gözüktüğü gibi böyle bir şey yoktu. Oraya kadar gidiyordunuz. Kıyısından şöyle obruğun içine doğru bakıyordunuz ve geri dönüp geliyordunuz. Önce cehennemden başlayalım. Cehennem obruğu dikine bardakımsı misali aşağısına doğru bir boşluk, yuvarlak bir boşluk. Eskiden buralara cezalandırılan insanlar atıldığını söylerler. Çok uzun zamandır gelmiyordum. Çocukluğumda gelmiştim. Tekrardan hem size göstermek hem de o anıları canlandırmak istedim. Hadi cehennem obruğuna gidelim. Cennet obruğu da hemen sol tarafında kalan yer. Cennet çöküğü, cehennem çukuru diye de yazmışlar. Evet, hadi bakalım. Cehennem obruğuna gelmek üzereyiz. Camakan bir alan yapmışlar üstüne. Herhalde tamamen üstünde gezilebiliyor diye düşünüyorum. Daha önce bu yapı yapılmadan önceleri geldiğimizde dediğimiz gibi kenardan bakıyorduk, geri gidiyorduk. Bu kez tamamen üstüne yapılmış gibi gözüküyor. Bakalım, ben de merak ettim. Ben ilk defa geleceğim ama cennet obruğunu göstereyim size. Cennet obruğu da işte bu şekilde dostlar. Evet, önce cennet, cehennemi, sonra cenneti görelim. Hadi bakalım. Evet, üzerine doğru, tamamen üzerine doğru yapmışlar diye tahmin etmiştim ama tamamen üzerine doğru yapılmamış. Evet, eskiden gelip baktığımız yerde tam da şuraydı. Yukarıdan da göstermişim size. Ama buralar iyi olmuş. Engelliler için de engelli rampası koymuşlar. Gayet de güzel olmuş. Bunu Ertuğrul'a göstermem lazım bu arada. Evet. Şimdi Harnup bizim bu Mersin'in olmazsa olmazlarından susuz yetişir. Evet, cam yapmışlar. Tedirginlikle basıyoruz tabii. Evet. Arkadaşlar, cehennemin üzerinde gezmek böyle bir şey olsa gerek. Woo! İşte cennetin üstü, cehennemin üstündeyiz. Cehennemin üstündeyiz. Bakalım, biraz geniş açı yapayım. Evet. Cam alanda tam altı da gözükmeyince ben çok fazla korkmadım işin aslı. Ama evet. Cehennem ahanda bu şekilde. Dediğim gibi bardakımsı, yuvarlak bir yapıda, sürekli yapıda aşağısına daha doğrusu çökmüş bir çökük arkadaşlar. Dolayısıyla yani çıkıp inmek sadece burada dağcıların işi. Tabanında çok fazla aslında bir şey yok. Size şöyle karşı tarafında gösterecek olacağım. Dediğim gibi dünkü girerkenki ziyaret yeri de bu şekilde. Kenardan bakılıyor. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş, zeytin makiliğiyle kaplı bir yapıya sahip. İçinde incir ağacından tutun harnuba kadar her türlü bitki de mevcut. Evet, cehennem ahanda bu şekildeydi. Hadi gelin bir de
Cennete gidelim. Bu cam yapı da ayrı bir güzel olmuş. Ben biraz daha tamamen üstüne doğru mu gitmiş demiştim ama değilmiş dostlar. Evet, hadi bakalım. Cennet, cehennem böyleydi. Cennet nasıl? Cennet de şöyle. Cennette aşağı doğru yürüyoruz. Çıkarken de asansörle çıkıyoruz. Eskiden özellikle yaşlıların çıkması çok zordu. Güzel bir uygulama olmuş. Yetkililere de teşekkür ediyoruz buradan. Evet, cennete doğru ilerleyelim. Bakalım ne gibi değişiklikler olmuş. Hadi devam. Evet, cennet obru çukuruna 452 basamakla inilmekteymiş. En derin noktası 135 metre, ağız genişliği ise 200 metre civarındaymış. Hadi bakalım, devam edelim. Burada da 450 basamak olduğu söyleniyor. 3'ün 5'in hesabı yapılmaz herhalde değil mi? Hadi, devam. Tam girişin ağzında koşmar gördüm. Çocukluğumuzda deliğe girerdi, kuyruğundan falan yakalayıp oynardık onlarla. Evet, hadi bakalım. 452 merdiven. Den aşağı inelim. Obruğun belli bir mesafesine geldiğimizde görüntü bu şekilde. Bu tarafında, batı tarafında bir şey yok. Doğu tarafında bir şey yok. Batı tarafında asıl olay orada. Bir tane kilise ve dibe doğru da işte su aktığını falan, dere falan olduğunu eskiden görürdük. Bakalım değişen bir şey olmuş mu? Aralıklarla şöyle fotoğraf çekmek için alanlar oluşturmuşlar. Burada doğal yaşam hala var. Bol bol kertenkele tarzı, bizim yerel isimle koçmar diye adlandırdığımız sürüngenlerden var. Bitki olarak yani Akdeniz iklimi her şeyi götürür aslında da, şurada teynel gördüm. Teynel dediğimiz defne yaprağı. Zeytin olur, incir olur. Harnup zaten olmazsa olmazlardan. Keçi boynuzu deriz diye bilinir. Onlardan bitki örtüsü olarak görmek mümkün. Devam. Son dinlenme yeri ve birazdan da karşınızda görmüş olduğunuz yer obruğun doğu tarafı. Hemen şu tarafa doğru da obruğun batı tarafı ve mağaranın ağzına doğru geldiğimiz yer. Yukarı dönüşün asansörle olduğunu ta videonun başından beri söylüyoruz. Şu, yanılmıyorsam şu bitki de tesbih ağacıydı. Hadi devam edelim. Evet, son metreler. Artık buraları hızlandırmadan inelim. Eskiden bu kadar düzgün değildi. Güzelce taşlar döşenmiş zemine. Trabzanlar yapılmış, tutulma demirleri yapılmış, fileler çekilmiş. Gayet güzel olmuş. Yalnız taşlar çok gide gele insanların sürekli inmesiyle taşlarda kayganlık meydana gelmiş. İnerken kaymamaya dikkat edin. Hatta gelirken kaymayacak, kaymaz tabanlı ayakkabılar kullansanız daha iyi olacaktır. Evet, aşağıda gözüken yer kilise. Mağaranın ağzı da bu şekilde. Dediğim gibi çocukluktan beri gelmiyordum. Ondan sonra bir misafirimi getirmiştim. Yine nereden baksanız onu, o da bir 15 yıl olmuştur. Yani bilirsiniz, bu tür yerlere buranın yerel halkları pek gelmezler. Özellikle de sıcak olan memleketlerde sıcak diye gelip gitmezler. Ama mağaranın içi, bakın rutubet, şu siyah olan yerde rutubet, aşağı doğru da zaten içinden dere aktığını söylerlerdi. Ta çocukluğumuzda bilirdik de böyle. Böyle bir su sızıntısı olurdu. Gürül gürül dere akmazdı ama su sızıntısı içeride görmek mümkündü. Bakalım içeride neler değişmiş. Evet, mağaranın içine doğru yavaş yavaş girdikçe serinlik ve rutubet hemen burnumuza çalıyor. Hissediyoruz hemen serinliği. Hemen kapının ağzındaki kilisede
göze çarpan yapılardan bir tanesi. Hadi aşağı gidelim. Evet, kilise birkaç yani tarih içinde tadilat geçirmiş. Kimi zaman cami olarak da kullanılmış ve Meryem Ana'ya ithafen bu kilise yapılmış ve bugün bu şekilde hala ayakta duruyor dostlar. Evet, kitabesi de hemen kapının üzerinde duruyor. Genelde buraya daha önce gelip gittiğimizde hep tarihin içinde olduğumuz için biz bu tip yapılar çok fazla aslında bizim dikkatimizi çok fazla çekmiyor ama ilk defa kitabesini görüyor ve ilk defa içine giriyor dersem ne bileyim yalan olmaya bilir arkadaşlar. Evet, hatta burada kilisenin sonradan mı yapılıp orijinal mı bilmiyorum ama burada bilmediğim tasvirler, işlenmiş tasvirler hala güncelliğini koruyor arkadaşlar. Evet, burada böyle kubbeli bir yer var. Penceresinden aşağıya baktığımızda ise yapı bu şekilde dostlar. Aynı şekilde hemen bu ibadet yerinin hem sağında hem solunda böyle iki tane kubbeli alan bulunuyor. Yine mağaranın içine doğru da pencereler mevcut dostlar. Evet, hadi bakalım aşağı gidelim. Evet, şimdi mağaranın kitabesinin olduğu yere geldik. Asıl kitabe bu değil. Bu biliyorsun sonradan yapma. Asıl kitabe bakın şu içeride bu şekilde yazılmış. Buraya buranın tarihiyle ilgili bilgi içeren kitabesinin Türkçe çevrilmiş hali de daha doğrusu kitabenin kitabe ile ilgili küçük birkaç bilgi aktarmakta dostlar. Hadi aşağı doğru inelim. Burada hemen dikkat çeken unsurlardan bir tanesi güvenlik amaçlı. Buraya ayaklar kaymasın diye file, ip file sabitlemişler. O filelerle de insanlar daha emniyetli bir şekilde merdivenleri kullanabiliyor. Şu karşılar falan ben rutubet demiştim ama acaba ateş falan mı yaktılar zamanında? Onun siyahlığı mı, karalığı mı çok fazla bilmiyorum. Muhtemelen öyle olma ihtimali de yüksek dostlar. Eskiden bu kadar içeri girilmiyor ve içinde bu kadar aydınlatma yoktu. İçeriye ne kadar gidilebiliyor, ne kadar ileriye gidilebiliyor çok fazla bilmiyorum ama eskiye oranla gelişmiş ve güzelleşmiş diyebilirim dostlar. Evet, tabana doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Trabzanlar falan ta ileriye kadar yapılmış, olmuş. İyi ki de gelmişim. Hani hep ya zaten geldik gördük gezdiğimiz yerler diyorduk, gelmiyorduk. Ama tabii her geçen gün asansörle gerek başka tadilatlarla falan gayet güzel olmuş. Hadi devam edelim. Evet, mağaradan içeriye girdikçe dışarıdan oluşan suların içeriye böyle aşağı doğru aktığını, suyun aktığını buralarda görebiliyoruz. Böyle bir dere oluşturmuş. Demek ki alt taraflarda bir yerden de bir çıkış yolu bulup devam etmiş, gitmiş. Deniz seviyesi seviyelerinde miyiz çok da bilmiyorum ama baya baya aşağılara indik dostlar. Hadi bakalım. Devam. Belli bir alandan sonra da normal o fileli kayaların üzerinden değil de artık sonradan yapılmış bu trabzanların suya dayanıklı malzemelerin üzerinden yürüyoruz. Burası şöyle birazcık parlaklığı azaltabilir miyim? Evet, birazcık azalttım. Burası